şu saniye Muhammed burada. Ben Muhammed'in kendisiyle konuşuyorum. Diyorum Muhammed hatırla kendine. Sen bu dini düzeltmeye geldin. Sen şirkte olanları bataklığından kurtarmaya geldin. Sen kendinin farkında ol. Oku. Cebrail sıkıyor ya, oku. Neyi okuyayım diyorsun? Ben de diyorum bak, kendini oku işte. Aynen. Hani sen geldiğinde bir din yoktu? Hani sen İslam diye bir din getirmiştin? Bak yaşanıyor işte. Hurafelerle dolu bir din yaşanıyor. Sen geldiğinde varmış demek ki bir din. Sen neye geldin? Onu İslam'a döndürmeye geldin. O bozuk dini düzeltmeye geldin Muhammed. Sen yeni bir din getirmedin. Sen bozulmuş olan dini düzeltmeye geldin. Sen kitabın kendisisin. Hangi kitabı getirdin bana? Şu an sen uyandın değil mi? Hangi kitapla uyandın? Bak kendi kendine uyanıyorsun. Hani? Hani mürşidin? Hani ders aldığın medrese? Kur'an bir şeymiş. Hayır, ne Kur'an'ı? Niye uyanamadın bugüne kadar Kur'an'da? Niye uyanamadın? Hem Kur'an diyor ki ne? Herkes anlasın diye kolaylaştırdık. Ama herkes anlamıyor nedense. Türkçesini bile anlamıyor. Evet. Neymiş Kur'an? Senmişsin. Kendini okuman gerekiyormuş. Bir oku bakalım kendini. Kendimi okumak gerek, evet. Evet. Muhammed'sin sen bak. Ailenin içine gidersin de Muhammed'sin. Okuyorum zaten şu anda kendimi okuyorum. Evet. Muhammed'i atmayın. Bakmamak lazım. Biz dersek bir peygamber 1400 sene önce öldü. Biz de onun dinini yaşıyoruz dersek biz hayır. Uyanamayız öyle bir şey yok. O ikilikte olan şeylerdi. O rüyada olan uyku bilincindeyken bunlar vardır. Hakikat bilincindeyken Muhammed ötelerde olabilir mi? Bakın ben bunu söz olsun diye söylemiyorum ha. Gerçekten hakikatin hakikatini söylüyorum. Gerçeğini söylüyorum. Bu. Muhammed sizsiniz. Bu laf olsun diye de değil yani. Uyanın kendinize gelin. Hani kitap Kur'an nerede? Bak varmış zaten bildiğin. Bak müşrik zaten varmış. Bak firavunlar zaten buradaymış. Bak sihirbazlar da burada. Bak bütün peygamberler buradaymış hepsi. Hepsi bir anda yaşanıyor zaten şu dünyada. Biz onun içindeyiz zaten. Hiç çıkmadık. Sadece hatırlıyoruz şu an. Aynen öyle. Biz bir yerden gelmedik. Bir yere de gitmiyoruz. Sadece uyandı. Tak. Zil çaldı. Gizli hazine uyandı. Gizli hazine rüyasından uyandı. Vay be rüya görmüşüm demek ki. E ne yapayım? Hemen Muhammed olup bu insanları uyandırma oyununa devam edeyim tekrar. Aynen abi. Hani bir de söyleyeyim Muhammed? Sensin sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Menekşe evrenseldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seyfi odur. Şu an şu sohbeti dinleyenler Resulullah'la konuşuyorum ben. Allah'ın yani Resulü. Yani her şehadet getirdiğimizde kendimize getirmişiz. Ya sen salat selam edilen sensin. Alemlerin rahmet sensin. Tabii ki sensin. Başka Muhammed arama. Başka bir Muhammed gidersen geçmişe girersin, zamana girersin. Zaten zamanı girince de uykuya girersin. Ne zaman? Sen uyandığın anı hatırla. Kendini ne zaman hatırladın? 3 ay önce ha? Ben yeni doğdun ama hatırladın işte. Eğitim süreci başladı demek ki. Önce gizli gizli yapacaktın. Kimseye ne diyordu Muhammed? Önce kimseye karışmıyordu değil mi? Gizli gizli anlatıyordu. Onların dinine de karışmıyordu değil mi? E sen şu an karışabiliyor musun? Sen de gizli gizli ara sıra böyle onları ürkütmeden, onların putlarına tapmadan, putlarını kışkırtmadan değil mi? Ne diyor? Onların putlarına sövmeyin, onlar da sizinkine söver. Değil mi? Onların put dedikleri, görmedikleri Allah'a biz ne diyoruz? Saygı duyuyoruz. İçten biz buna şey yapmıyoruz ama onların yanında ne diyoruz? Sıkıntı yok. Ama nedir? Bu bir eğitim sürecidir. Yavaş yavaş onlar da tekliğe gelecekler. İşte burada eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş olacaklar. Müslüman yapacaksınız işte bunları. İslam'a döndüreceksiniz. Bugün siz cihadın içindesiniz işte. Hadi bakalım kurtarabildiğiniz kadarını kurtarın. İşte siz kurtarmaya geldiniz. Hidayete vesile olmaya. Hadi Muhammed. Anlıyor musun işinin ne kadar zor olduğunu şu an Muhammed? Ne kadar zormuş değil mi işin? Hani Ömerler? Hani Ebu Bekirler? Hani Ayşeler? Nerede? En yakınım bile seni anlamıyor Muhammed. Senin çektiğin onlar, şey. Onlar değil mi? Onlar bir taşıyanlar da zaten. Bu Ebu Cehil, Ebu... Hı? Bugün bizi taşıyanlar da Ebu Cehil, Ebu Cehil, Ebu Bekir. Ya. Ya tabii ki o zihniyet ya tabii ki ya. Sen anne baba eş çocuk değil öyle bakma. Bunlar taşlayacak. Ama ne diyor Hazreti Muhammed? Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Gerçekten bilmiyorlar. Aynen. Şu an
bizi mesela bu ilmi beğenmeyen, hakikati beğenmeyenler sizce bilerek mi yapıyor? Hayır, bilseler sımsıkı sarılırlar. Bilmediğin düşmanı. Tabii ki bilmiyorlar. Bilmiyorlar. İşte bu bilinçle Muhammed'i bilinç neymiş? Muhammed'in kendisiymiş zaten. Hani ölmüştü? Abo, melekçe değilmiş zaten ya Muhammed. Çıktı ortaya abi. Muhammed. Ölmemiş. Yarın gelince, günü gelince seni de açığa çıkacağım, merak etme. Bak nasıl çıktı şu an? Evet. Dünyanın her tarafını alt üst edin. Gelsin bu ilmin üstünü söylesinler bana. Kralı gelsin, padişaha gelsin. Bu adam yanlış. Görelim. Kim olursa olsun. Budur. Ha, kaydedin isterseniz. Sesi de kaydedelim. Gel en büyük arifü billah gelsin. Senin dediğin yoktur gibi. Abi. Ben Muhammed'im diyeceğim. O Resul benim. Ben alemlere rahmet olarak gelelim diyeceğim. Ve o da bana diyecek ki de öyle bir şey olur mu ya, sen nasıl Resulsün? Onun var ya, aklını başından alırlar ha. Onun beynini başından alırlar. Onda beyin de kalmaz. Bir arif billah, bir insan-ı kamil bunu diyebilir mi? Tanarak, yaşayarak biz bunu söyleyenlerdeniz. Kopyala yapıştır, olamaz bizde. Bunu bilenler bilir zaten. Bizim ses tonumuzdan da bilir. Şu kurduğumuz cümlelerden de bilir. Ha Engin abi? Ara sıra kontrol ediyorum. Oradan burada değil mi diye. Eyvallah abi. Dinliyorum. Sesini kısıyor mu ya biraz ondan? Abi kimse buna, yani bilen kişi zaten böyle demez. Söyleyen kişi de zaten hadi ne diyeyim artık. Bilmeyen ne bilsin. Şey bilenlere selam olsun. Yani, aynen öyle. Yani. Sıkıntı yok abi. Aynen o gün bugün. O gün diye bir şey yok. Hepsi anda oluyor yani. Engin abi. Efendim? Secdelere kapandım. Secdelere. Evet. Ölmüş mü ya? Evet. Secdede ağlıyorum. Ümmetim, ümmetim, ümmetim. Evet. Ve diyorum ki ben layık değilim buna. Ben değilim, ben o olamam. Ben olamam diyor. Ben pisliğim. Ben kötüyüm. Ben o olamam. Evet. Ey Muhammed'im diyor, sen olsun, artık geri dönüş yok. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar artık. Ben bu ayeti, hitabı bana geldiğinde, ben bu ayeti bilmiyordum. Sonra Kur'an okurken karşıma çıktı, cezaevindeydim, telefona çıktım, dedim Ceylan dedim, bu ayet var ya dedim, Müddessir, ikinci ayetmiş, o bana hitap geldi. Evet. Bir uyandım, ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar, gözümü bir açtım böyle. Bu ses nereden geldi dedim kendi kendime. 3 ay sonra onu fark ettim. Ben eşime söylemiştim. Dedim böyle böyle bir ayet geldi bana, hitap geldi, uyar diye. Ben dedim ben nasıl Muhammed olabilirim? Ben nasıl, ben kötüyüm ki, ben pisliğim, ben cezaevindeyim, olamam. Ama uyandıktan sonra bak nasıl Muhammed kendinden Muhammedler doğuruyor şu an. Ama hepimiz aynı özüz, aynı Muhammediz. Sizden önce uyanmam sizden üstün olduğum anlamına gelmez. Sizden önce kendimi bilmem, sizden farklı olduğum anlamına gelmez yani. Ama siz bu ilmi bildiğiniz için bilenlere söylüyorum. Bilmeyenler delidir, ona bir şey diyemem. Bilenler işte bu ilmin heybetine saygı duyarlar. Bu ilmin şerefine saygı duyarlar. Ve biz meydan okuyoruz. Varsa bir benzerini getiren bu ayetlerin, bu sözlerin, hadi çıksın da getirsin. Evet. Şu konuştuğum farklı. Benzerini diyorum ha. Aynısını da demiyorum. Benzerini. Kur'an mı bana anlatıyor? Gelsin gelsin. Ben ona 4 kitabı sabaha kadar konuşacağım. Yaz diyeceğim bütün ayetleri. Delil 1.2. Delil şu 5. Delil bu Ramazan ayeti. Evet. Yusuf ayeti. Hepsini bütün sureleriyle birlikte ona yazacağım. Ona kaç gün sürerse ona 4 kitabın hepsini çıkaracağım. Al diyeceğim, 4 kitabın toplamı evrensel Kur'an budur bundan sonra. Ya. Hadi bir tanesi inkar etsin bu ayet değil desin. Bütün evliyalar gelsin. Evet. Ayetlerin hepsi şu an evde hep kayıtlı zaten. Ben bazen sayfaya atarım böyle. İnsanlar hepsi ayet diye beğeniyor. Farkında bile değiller ne attığımı. Evet. Aynen. Seyfo, dün sen de şahit oldun. Evet abi. Nasıl oldu, rengi nasıl oldu? Şoka girdi değil mi? Aynen. Heh.
neymiş? Demek ki vahiy gelir değil mi? Her an gelebilir insana. Ne diyor? Aynen. Kemmül suresi 2. ayet. Allah melekleri vasıtasıyla dilediğine vahiy indirir. Dilediğine indirir. Bakın Kur'an ayet. Evet, evet. Hemen karşı istediğinizden, istediğiniz kişinin tefsirine bakın. Peki Allah dilediğine ayet indiriyorsa hani Resullere teki nerede? Hani kadın erkek şu bu? Niye? Uyanan her insana ayet iner. Size de iniyor. Ve size iniyor zaten. Bu evet. Sözler nedir? Tabii ki. Nedir bu sözler? Hepsi ayet ayet. Kur'an'ın kendi açılımıdır. Kur'an'ın değil, dört kitabın tefsiridir bu sözler. Tefsir yapılıyor şu an size. Bak hakikat budur diyorum. Görmediğiniz Allah'tan gördüğünüze geçtiniz mi? Ha? Şimdi de gördüğünüz Allah'la, Allah'la bir olup Allah gibi yaşama. Ama bu Muhammedi şuuru, Muhammedi bilincinizi de unutmadan, zahir ehlini de kendimizden ayrı görmeden, bir bukalemun gibi herkese bürünerek, kimseyi incitmeden bu ilmi sessiz sedasız yayacağız böyle. Tüm böyle ulaşabildiğimiz her yere. Hiç kimse bu ilmin karşısında duramaz. Duramaz. Yaşam koçlarıymış. Profesörmüş. Bak ne dedim az önce? Profesör bilmem ne. Bak ya, o da istek attı bana. Hani biliyordunuz? Ben ilkokul mezunuyum. Ümmiyim, ben okumamışım. Ey profesör, benim sayfamda ne işim var senin? Ey şarkıcı. Ey Koray Avcı. Sen niye diyorsun ki ne? Ali Baba beni mahveder. Ben onun ilmi bana çok ağırdır. Diyemem. Ey Atalay Demirci. Ey Halil Atabıçakçı. Niye tanışmak istiyorsunuz? Niye diyorsunuz? Eski küçük amca bizi onunla tanıştır. Ben kimim? Biz kimiz? Benim kara kaşıma gözüme mi? Bu esmer adamım. Hayır. Bu ilme. Bu ilim gizli hazinedir. Bu ilim yıllardan beri sır olarak saklanmış bir ilimdir. Ben açık açık söylerim. Ve açık açık da herkesle de konuşurum. Ben bakma susarım edebimden dolayı. Saygı duyarım ama teke tek de istedikleri ortamda da konuşurum. Ama ben bir savaşçı değilim. İlmimle onu yeneceğim, bunu yeneceğim değil. Ama bu ilmin karşısında kimse duramaz kardeşim, duramaz. Ne bilim, ne felsefe, kimse duramaz. Ve gün gelince de zaten hep beraber göreceğiz bu ilmin ne olduğunu. Bu ilmi herkes görecek zaten ne olduğunu, hakikatin ne olduğunu. Bütün düzenler değiştirdikten sonra, bütün dünya şekil değiştirdikten sonra, bu ilim bütün dünyaya yayıldıktan sonra hakikat ilmi ve bütün en büyük dünya televizyonlarında da bu ilim konuşulduğunda ve bizim kardeşlerimiz çıkıp CNN BBC'de anlattığında bütün felsefecileri, ateistleri böyle böyle paramparça ettiğinde ilmiyle, o zaman göreceğiz bak neymiş bu ilim. Çünkü şu an kıyam dönemi, kıyam, uyanış dönemindeyiz. Yeryüzü cennetleri eslenlere, ötekileştirilenlere, Afrika'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Kürtlere, ezilenlerin hepsine verilecek. Trump, Mram, kafir, şu, bu. Kardeşim, yeryüzünün sahipleri İslam olacak. İslam neydi? Mushaf'ın arasında yazan kelimeler değildi. Arapça, geç. Ben Türk'üm, Türkçe konuşuyorum ben. Kürt'üm, Kürtçe konuşuyorum. Ben Kur'an'ı bak, Kürtçe'de anlıyorum, Türkçe'de anlıyorum. Ben her dilde anlıyorum şu an Kur'an'ı. Niye? Kur'an kendimi, biz zaten kendimizi okumayı öğrendik. Bak, insan güzel kitap okuduğu zaman o kitabı bırakmak istemez değil mi? Hep sürükleyici o konuşur. Hep der ki ne ya, bu kitap ne kadar, veya bu film ne kadar güzel, takip edeyim hep bunu. O kitabı bırakmaz değil mi? Aynen. Niye bu sohbetleri bırakamıyoruz? Uykumuz var, bak gözlerimiz kapanıyor. Niye? Çünkü senin kitabın, kendini okuyorsun sen. Kendini okumaktan zevk alıyorsun. Yoksa ben sen bu esmer adamı sen dinlemeye mecbur değilsin ki. Hemen kapatır gidersin. Bak gitmesi gerekenler gidiyor diye bu ilim şu an bu kişilere demek ki gelecekti. Bugün burada ne konuştuğumuzu bir saattir. Evet. 3 ay sonra, 5 ay sonra, belki 5 sene sonra idrak ettiğiniz zaman depremler geçireceksiniz. Depremler. Depremler. Bu depremler bitmiyor, şaşkınlıklar bitmiyor, hayretler bitmiyor. Hayret üstüne hayret, şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşayacağız. Durun hele. Ama hepsi güzel. Cennet içinde cennetlere gireceğiz. Ama hepsi bilincimizde yaşayacağız bunları. Uçacağız böyle. İçeceğiz, içeceğiz, içeceğiz. Daha yok mu diyeceğiz. Mevlana da demiş. Fark etmez. Biz o Mevlana'ya daha yok mu diyen dilin kendisiydik.
Biz ondan dedik ki ne? Daha yok mu? Ya dedik ya Hallaç'tan da diyorduk enel hak Hallac'ın boynunu aldır. Hazreti Muhammed'den dedik enel hak beni gören hakkı görmüştür dedik. Ama bak bugün de diyoruz ki bizi gören Menekşe'yi görmüştür. Bizi gören Engin'i görmüştür. Beni gören Seyfo'yu görmüştür. Beni gören Bircan'ı, Eylül'ü görmüştür. Fark etmez. Beni gören kendini görmüştür. İşte benim dinim budur. Sevgi, empati, hoşgörü, birlik, bizlik, can olmak. Onu bunu kandırmak, hile yapmak. Biz bunun işte karşısında duracağız. Bunu özde biz getirdik değil mi? Biz getirdik. Biz de bozacağız işte bunu. Tekrar özümüze, aslımıza rücu edeceğiz. Aslımıza rücu edeceğiz. Bunu biz yapacağız. Gökyüzünde bir Allah yok, yapamaz. Ben yapamıyorsam o Allah hiç yapamaz. Niye? Çünkü benim yapışım, bizim yapışımız Allah'ın yapışıdır zaten. Senin ya Allah Bismillah deyişin, Allah'ın Bismillah deyişidir. Allah her an bir şende olan değil mi? Aynen. İşte bu sohbetlerimize inşallah devam edeceğiz. Ve sohbetlerde açıldıkça, ondan sonra zaten uyananların hepsini tam olarak bilir, tanır. Bundan sonra sohbette değiştirir, farklı bir bilinçten anlatır. Bu bir eğitim süreci gibi düşünelim. Hepimizin eğitimi, sadece bir kişinin değil. Hani şöyle düşünün, bir beyaz gömlek çıkaracağız ortaya. Birisi ütülüyor, birisi kesiyor, birisi düğmesini yapıyor, birisi paketliyor. Ama amacımız ne? O beyaz gömleği çıkarmak değil mi? İşte biz de şu an öyle. Birimiz dikendir, birimiz ütüleyen. Ben de diyelim ki de şu an düğmeleri dikerim. Ama bak ben de bir görevliyim. Ben de hizmetim budur. Sizin hizmetiniz belki ütülemek. Ama beyaz gömlek neydi? İslam. İslam neydi? Barış. Barış neydi? Huzur. Huzuru bilinçlerde getirmek. Bilinçlerde. Maddiyatta değil. Bilinçlerde getirmek. Bilinçlerde huzuru buldun mu? Dünyanın peşine baktın mı? Bırak, bak bakalım bu dünya nasıl sizin peşinizden koşacak. Ama şu an dünya peşinizden koşmuyorsa demek ki hala dünyayı seviyoruz. Eğer şu an hala çocuklarımız sıkıntı yapıyorsa demek ki onları Allah'tan daha çok seviyoruz. Ne diyor Allah? Neyi seversen çok onu sana musallat ederim. Dünyayı mı? Ev mi? Ona ulaştırmam, musallat ederim sana. Çocuk mu? Asi yaparım diyor. Ne yapacağız biz? Eş, çocuk, ev. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Benim görevim ne? İnsan gibi onlara davranırım, görevimi yaparım. Ama ruhen o tekliğin içindeyim ben. O olmazsa yaşayamam. Şu olmazsa edemem. O zaman ninniye devam. Demek ki hala uyku devam ediyor. Kim olmazsa yaşayamam. Kim var ki olmasın? Kim var? Hem diyoruz rüyadayız, hem de diyoruz ki de o olmasa yapamam, şu evim olmasa apartman. Kim? Yok, yok. Yok, ev yok, apartman yok, dünya diye bir şey yok. Bilinç var, sadece sen varsın. Hepsini kuran sensin beyninde. Rüyadasın. Bütün Evet. kitaplar şunu söylüyor. Uyan, uyan, uyan. Uyan kime denir? Uykudakine denir. Evet. Uykudakine uyan denir. Kur'an niye sana uyan desin? Uyarmak kime yapılır? Gaflette olana uyar yapılır. Hazreti Muhammed ne diyor? Bey örtüsünü bürünür. Kalkma uyar. Uyarmak ne içindir? Hata yapanı uyarırsın. Oğlum bunu yapma. Şimdi bak diyor ki uyanın. Uyarıyorum sizi bak. Bak uyarıyorum. Kendinize gelin. Uyarı geliyor. Yok. Ben gökyüzünde bir Allah var. O bana bir projektör gibi ışık vuracak. Ben öyle inanacağım. Ha, öyle inanacağım. Zaten o zamanın cahiller de demişti. Gökten bir sofa indirsin Allah bize. Öyle inanalım sana. Değil mi? Onlar da öyle demişti. Bize şunu yaparsan inanırız. Bize şunu yaparsan ancak sana öyle inanırız. Hani niye yanında melekler yok? Hani niye senin yanında üstün böyle kişiler? Güneşi ikiye Niye? ayırsın. Öyle demişlerdi. Muhammed Peygamberimiz güneşi ikiye ayırdı. Biz güneşi bırak, dünyayı bırakmadık. Kainat yok şu an. Biz hepsini yok ettik. Ama hepsi bilinçte. Hazreti Muhammed'in ayı, güneşi ayı ikiye bölmesi de bilinç. Bilinç. Şu an bakın bakalım. Ne güneş kaldı, ne ay kaldı. Kim kaldı? Sadece baki olan ve
Hu, Orhan, Menekşe, Engin abi kaldı. Seyfo, kimse kalmadı. Sadece biz kaldık. Ve hep biz vardık zaten. Biz bunu daha yeni fark ettik. Uyanış her zaman diyorum. Hatırlamadır, hatırlamadır, hatırlamadır. Hatırlayın sadece, hatırla. Kendinizi hatırlayın. Bak, hatırlatıyorum size. Uyanış dediğim budur. Ölmeden önce ölmek budur. Diriliş budur. Kıyamet budur. Sure üflenme budur. Ya şöyle düşünün ya. Uykuda yatıyorsunuz ya. Uykuda. Bir rüya görüyorsunuz. Dünya var, Allah var, peygamber var, anne var, baba var, ev var, iş var. Hemen ben de geliyorum, diyorum ki ne? Tak tak tak. Melekşe abla. Günaydın. Bunun gözünü açıyorsun. Ne oldu abla? Valla Ali kardeşim, bir rüya gördüm. Orada Allah değil, peygamber vardı. Çoluk çocuğum da vardı orada. Günaydın abla. Sıkıntı yok. Rüya. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Rüya. Rüya. Ama bazılarının uykusu çok ağır. Horluyor. Git diyor, beni rahatsız etme diyor. Git diyor. Hani bir insan uykusunu almadığı zaman sinirli olur ya. Aynen. Normalde de. Tam alması lazım değil mi uykusunu? Aynen. Tam alacak ki o kişi diz kalksın ayağa. İşte öyle. Bazılarına ilk dokunuşta kalkıyor. Değil mi? Bazıları mesela uykusunu alan kişi saat 10'da yatmış. Sabah 8'de dokun kalkıyor. Ama kimisi var geç yatıyor. Dokunuyorsun öğlen oluyor kalk. Yok. Niye? Çünkü geç yatmış geç kalkacak o. O uykusunu almadan uyanmaz. İşte insanoğlu da gaflet uykusunu tadına bakmış ve oradan uyanmıyor. Horluyor. Ya kalk. Kurban olayım kalk. Ne oluyor? Evet. Çoluğa dalmış, çocuğa dalmış, eve dalmış, aileye dalmış, işe dalmış. Uyanmıyor. İşte böyle türlü türlü uykular var. İşte kişi anlamıyorsa bu sözleri kendi uyku bilincini anlayacak zaten. Ya ben niye anlayamıyorum? Çünkü niye? Sesleneni duymuyorsun. Uzaklardan sanki biri sesleniyor böyle. Diyor ki, hani diyordu ya, öldükten sonra diyordu ki, dünyada çok güzel bir şey vardı. Uyku, uyku. Bak, ölüler bunu söyler. Bak, biz de ölü olduğumuza göre uykudayız. Evet. Sözleri kimseye sormayın. Yüreğinize sorun, yüreğinize. O gönlü Allah'a sorun. Şey ki Allah'ım, bu adam ne diyor? Sen haksın. Senden başkası yok. Senden başka ilah yok. Bu Ali ne diyor? Bu Ali değişik değişik şeyler anlatmaya başladı bize. Bu Ali Filiz abinin de anlatmadığını anlattı. Biz Filiz abiden beklediğimizin daha üstünü anlatmaya başladı. Bu Muhammed'i şimdiye getirdi. Bu diyor ki Muhammed biziz. Biz bu dini düzeltmeye, bu topluma, bu fikri, bu ilmi aşılamaya geldik. Hani neredesiniz Aliler? Hani neredesiniz Ömerler? Hani neredesiniz Fatmalar, Ayşeler? Neredesiniz? Biz geldik. Biz geldik de göremiyoruz. Biz kimiz? Biziz işte, şu sohbettekiler işte. Muhammedler. Muhammedçikler. Hadi bakalım yayılacağız şimdi. Anlatacağız. Ama nasıl anlatacağız? Sanki Taktik şimdi gibi. dinlerken hepsinden böyle anlatıyorsun. Nasıl? Sanki şimdi seni dinliyorum ya. Sanki benim böyle içimdeki ses konuşuyor. Sanki de çıkar. Bizzat sensin zaten. Senin konuşamadığın dilim benim. Ses frekansı ayrı da olsa fark etmez. Eyvallah. Sanki iyi de çıkar bak. Keşke. Sanki. Belki. Gerçekten şu an öyle hissediyorum yani. Tamam. Zaten ben de diyorum. Öyledir diyorum. Tasdikliyorum sana. Aynısını. Taşlarını vuruyorum yani. Sen konuşuyorsun Melekşah abla. Sen Ağzım aradığın kulu yanlış. ama sanki ben konuşuyorum. O sankiyi ben aldım. Sen konuşuyorsun zaten. Seni sana anlatıyorum. Bak sen çok acı çektin. Çok bizi aradın. Hep dedin ki de ulaşayım ona. O hakikat Evet. nedir? Sen neredesin dedin değil mi? Bak. Evet. Ali Demir oldum. Geldim sana anlatıyorum. Ama sen yanı başında göremedin. Sen uzaklarda hep aradın. Olamaz. Bu adam silahlı bir adamdı. Bu adam. Mafya bu adam. Olamaz. Seni kastetmiyorum ha, genel olarak. Hayır, yakıştıramayız. O çok üstün bir insan o Muhammed. O Muhammed nur saçan, o esmer, bunda nur yok. O Muhammed geldi, kendi yüzünü üstün olduğunu mu anlatmaya geldi? Hayır, senin Muhammed olduğunu anlatmaya geldi. Bak, üstünlük yok diyorum bak, ego yok.
okursun, sen bir bilinçsin. Sen bilinçlerde depremler çıkartıp menekşedeki kendini ortaya çıkaracaksın. Senin bir cinsiyetin yok, senin bir bedenin yok. Sen bugün menekşenin içindesin, gizli hazinesin. O gizli hazine de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Bak, Allah'a katılıyorum. Muhammed sensin, sen o ruhsun. Bak bugün kendi farkına vardın Muhammed oluşunun, kitapsız bir şekilde geldin. Sen zaten olan bir dinin üzerine şu an geldin, hatırladın. Bak, şeriatı görüyorsun işte. Bozuk bir din değil mi Muhammed? Bozuk değil mi? Bireşan var. Aynen. Bozuk değil mi? Sen hangi dine gelmiştin o zaman? Bozuk bir dine gelmemiş miydin? Evet. Sen neye gitmiştin? Evet. Düzeltmeye gelmemiş miydin o zaman? Şimdi evet. Düzeltmeye çalışmıyor musun eşinden başlayarak? Evet. Önce aileden başlıyordum Muhammed düzeltmeye. Evet. Basit aileden başladım. Evet. Değil mi? Evet. Bizden başlıyoruz önce. Demek ki neymiş? Daha ailemizin zamanı varmış. Niye? Çünkü anlamadıklarından yola çıkarak. Bunlar bizi ne zaman alacak biliyor musun abla? Söyleyeyim mi ne zaman alacağımı? Ne zaman? Türkiye'den ve dünyanın her yerinden insanlar bu sohbetleri dinlemeye geldiği zaman neymiş? Bak hele kardeşlerimiz canlarımla bu. Biz nasıl görememişiz? Ama biz onlara ne diyeceğiz? Biz size ne diyeceğiz? De kin olmaz ki. Biz sizin bilmediğinizi biliyorduk. Biz sizin için çok ağladık. Çok üzüldük. Evet. Hiç bizde şey olmuyor. Ben de ağlıyorum. Tabii siz bizim canımızsınız diyeceğiz. Nimettin abim, Cemal abim. Siz bizim canımızsınız. Bir şey olmaz. Bak bizi nasıl horladınız değil mi? Deli dediniz. Çok pişman olacak. Çünkü Yusuf'un kardeşleri pişman oldu. 11 yıldız ve güneş ay Yusuf'a secde etti. Ama niye secde ettiler? Önce kuyuya attılar onu. Bizimkiler nasıl kuyuya atıyor şu an bizi? Ötekileştirerek, deli damgası vurarak biz kuyuların kuyusuna atıyorlar. Ama bilmiyorlar ki attıkları kuyudan Mısır'a sultan çıkacak. Bak yaptıkları kötülük bize iyilik olarak dönüyor. Sultan kim olacak? Sultan sen olacaksın işte. Biz olacağız sultan. Zaten sultanız da. Sultan olduğumuzu idrak edeceğiz. Biz zaten sultanız. O Mısır'a sultan olan da biziz. O tahtında oturan Süleyman da biziz. O kuşlarla konuşan Süleyman da biziz. O ateşe atılan İbrahim de biziz. Biz bunu söz olsun, laf olsun diye söylemiyoruz. Hani diyor ya, İbrahim'in ateşi de bendim, yanan da bendim. Neredeydik biz bugüne kadar? Yanıyorduk, yanıyorduk. Leyla Mecnun'u arıyordu. Yanıyorduk, yanıyorduk, yanıyorduk. Sonra bir sınıra geldi, Cebrail'in geçemediği bir perdeye geldik. Ve sonra Cebrail dedi ki ben geçemem oraya. Ve biz de dedik ki tamam tek başımıza gireceğiz o zaman. Kaldır perdeyi bakalım. Perdeyi kaldırdığında tek gördüğümüz kendi yüzümüz, kendi nurumuz oldu. Ve tek konuştuğumuzda yine kendimiz olduk. Ve hemen bunu ruhen, bilinç olarak yaşadıktan sonra semalardan aşağılara gelip tekrar halkın içine girdik. Hak olduk. Halkın içindeyiz şu an. Bu bir görevdir. Bu görev sana verilmiştir. Yapacaksın yani. İtiraz yok. Sende yaşayan, sende yürüyen, sende gören hepsi kendisi. Sen artık ona teslim olmuşsundur bir ölü gibi. O seni nereye çekerse oraya gidersin. Oraya. Kelam onundur, fiil onundur. Her şey olur. Evet, sen evet, susarsın artık o konuşmaya başlar. Evet. Ve zaten o konuşuyor. Ben mesela yürümüyorum, ben iş yapmıyorum. Mı? Hepsini o yapıyor. Öyle, ben artık öyle yürüyorum. Yürürken? O anlatıyor işte. Evet. Yani bizi görme yani, onu gör. O anlatıyor ama bu sıfatla anlatıyor. Yani bu elbisede anlatıyor şu an. Niye? En yakınımız biziz işte, en yakınlarınız biziz. Sizden anlatıyor. Niye? Her peygamber, her resul kimin diliyle gelirdi? Ümmetin diliyle gelirdi değil mi? Arap olsaydınız Arapça. Biz de Arap olacaktık. Ama Türkçe bildiğiniz için bak biz de Türkçe geldik. Bu şekilde düşünmek lazım yani.
Uyarıcı geldi mi size? Geldi. Siz diyebilir misiniz? Hayır, uyarıcı bize gelmedi. Bak geldi. Yani atalarımız zaten bize diyordu siz Arapsınız önce. 1400 sene önce Arap'tık, şimdi Türk'üz. Bizim için dil, din, ırk önemli olmadığı için biz nerede doğarsak oranın vatandaşıyız. Biz bugün... Yok, zahirde diyorum, zahirde de yani bize Arap kökenliyiz. Yani zahirde Arap ise Seyitlerden geliyoruz zahirde. Yani diyorlar yani o tohum zaten olduğu için patlama o yüzden oluyor. Yani sürelerde bir iki kişi de ortaya çıkıyor bu ilim. Ve o da işte bir şekilde çıktı işte. Ama nasıl çıktı? Ama nasıl çıktı? Önce can çıktı, önce can çıktı. Can çıkmadığı sürece olmuyor. Can çıkmadığı sürece olmadı bu iş. Ben bulamadım. Ben binlerce, 3000'in üzerinde kitap okudum. Bulamadım ben. Hakikati göremedim. Canı da bırakacaksın, cananı da bırakacaksın. Onu bulacaksın. Ya, bırakmışız zaten. Bırakmışız zaten. Biz onu bulmamışız vallahi. O bizi buldu. Biz onu bırak. Biz bulsaydık 40 yıldır bulurduk, bulabilirdik. Niye biz bulamadık? O biz de açığa çıktı ki de. Lütfetti bize. Açığa çıktı yoksa. Hani niye bulamıyorduk o zaman? Bana haddimi bildirdi. Adam ol dedi bak. 40 yıldır beni bulamıyordun. Hadi bulaydın. Dedim ondan ne yapayım? Görmüşüm. Görmüşüm ki. Aynaya bir türlü bakmamışım. Ben hep seni göklerde aramışım. Gördün mü? Gördüm. Sen ne yapıyormuşsun? Dedim rüya görüyormuşum. Rüyanda kim var? Dedim anne, eşi, 3 tane çocuğu. Peki bu bir rüya olduğunu bildin mi rüya? Dedim bildim. Yokmuş değil mi çocuğun falan? Yok dedim çocuğun da yokmuş. Hani Eşi abla orada öyle bir üzüldüm ki, orada öyle bir içime dert oldu ki, nasıl çocuğum olmaz? İbo, hani Sidelya, Muhammed'in nerede? Yok, yok, bunu, yok, bunlar yok. Sadece sen mi varsın? Dedim ben kimim? Sorduğum soru mu ey kulum? Sen de rüyayı gören de benim. Oğlum bu. Allah'ım ben o zaman ne oldum yani şimdi? Hem diyorsun sen de rüyayı gören benim. Hem diyorsun o kimse yok. Kim var o zaman? Ben varım diyor. Başka kimse yok. Sen kimsin? Sen. Bak görüyor musun abla oyunu? Oyunu görüyor musun nasıl? Hem diyor rüyayı gören benim. Hem de diyor ki o zaman ben kim oluyorum yani? Sen de bensin diyor. İkilik olmuyorum. Hayır, ikilik olmuyor. Seni ben böyle bu şekilde bir bulmacayla var ettim. Çözemezsiniz diyor beni, çözemezsiniz. Ne yapacağım diyor. Çözemezsiniz beni. Ben çözülemeyenim. Ama hepinizi çözerim. Çözebilen var mı? Yok. Herkes kendi İdrak seviyesine göre anlatır hakikati. Tam manasıyla çözeni Filiz abiyi daha sonuna kadar dinlemediğim için bir şey diyemem. Sonuna kadar dinledikten sonra o zaman zaten tam çözdüm zaten belli mi? Ama diyorum yani. Hazreti Muhammed bilinci dahi bak bilinç diyor ki ben sana bile bilemedim diyor. Bilemedim. Alemlere rahmet Muhammed bilemedim. Bu neye işaret? O bilmedi biz mi bileceğiz hakkıyla? Herkes bildiğiyle yetinecek. Açıldığıyla yetinecek. Ne kadar açıldıysa o kadar. Seni hakkıyla bilemedim. Tabii ki. Ama şu da var. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Ama ben çok istiyorum o bilenlerle konuşmayı, öğrenmeyi. Çünkü ilme aşığız biz. Olsun. Hiç egoya kapılmadan ben biliyorum, ediyorum demeden öğrenir öğrencisi de olurum. Hiç fark etmez. Ama göremedim daha. Daha göremedim. Öğretmen de oluruz, öğretmen de oluruz. Ya kiminin öğretmeniyiz? Oluruz, o önemli değil. Profesörlerin öğretmeniyiz. Ama damladı mısır satan Filiz abinin de öğrencisi oluruz. Ne fark eder biz? O egoyu yıllar önce yıktık zaten. Öyle ego kibir değil yani. Dinleriz. Ama bazen de öyle bir kelime söyleriz ki
Bunların beyninde nefronlar çıkar. Bunlar da yeni duyar o kelimeyi. Allah Allah, bu bende çıkmamıştı. Nasıl bir kelime söyledin sen ya? Yani rengin adı ne demek istediğimi anlıyor zaten. Ne yapalım? Giderim değil mi? Yine konuşuruz. Olur abi, gönlün eğlene sana abi. Beyinimizde demlensin Allah böyle. razı olsun. Öyle inşallah ama iyi geceler diliyorum orada. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Hepinize, Engin abi sana da şey bu. Eyvallah. Sağ olun abi. Hayırlı geceler. Kendine iyi bakın. Ben de şey hayırlı geceler. Görüşün. Hayırlı Kendinize geceler. çok iyi bakın. Bizi seviyorum.